Günaydın, günaydın, günaydın. Az önce uyandım ve hep birlikte hazırlanalım diye düşündüm. Bugün biraz programım yoğun. Kendimi hazırlayacağım, evi toparlayacağım, doğum gününe gideceğim vesaire vesaire. Yeni uyandık. Az önce dışarıya çıktık ama böyle bir soğuk yok. İstanbul'a kar geldi gelecek. Az önce de kargolarım geldi. Biraz hızlı bir giriş oldu ama göstereyim mi size? Güzel değil mi? Yüzüklerim. Şu ortadaki bereket yüzüğü diye geçiyor. Böyle arkadan da ayarlanabilir. Çok güzel ya. Böyle rose gold kaplama gümüş yüzüklerim oldu. Zaten şu küpelerim aynı butikten. Ve bunlar da rose gold kaplama. Ne zaman aldım ben bunları? Kasım'da aldım galiba. Yani birkaç ay oldu. Asla çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorum. Duşa da giriyorum. Ve renklerinde hiçbir solma olmadı. Hiçbir kararma olmadı. Yani çok memnun kaldığım için yine aynı butiğin yüzüklerini almak istedim. Bu butik Trendyol'da da satılıyor. Çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Gümüş takıları ve altın kalitesinde gerçekten. Mesela şu ortadaki yüzüğüm 18 liraydı. Bereket yüzüğüm. Tek taşıma kendim aldım. Yolumda ilerliyorum. Neyse. Şimdi az önce uyandım dediğim gibi. Hemen bir cilt bakımı yapacağım. Çünkü cildim çok kuru. Kış diyorum buna sadece. Kış ayları maalesef birazcık böyle. Yapacak bir şey yok. Banyoya geldim şimdi. Hemen hızlıca bir cilt bakımı yapacağım. Daha doğrusu cildimi temizleyeceğim. Bir peeling yapmak istiyorum. İhtiyaç duyuyorum çünkü. Dişlerimi fırçalayacağım ve ufaktan hazırlanırız. Bakın, itinayla düzgün kullanıyorum. Bunu ortadan sıkan birini gördüğümde katil olasım geliyor. Kimler benim gibiyse bir like atın bakalım. Sinir oluyorum ya. İlk olarak yüzümü yıkıyorum. Garnier'in bu neydi, botanik temizleyicisini kullanıyorum. Üzüm suyu içeriyor. %96 doğal kaynaklı ve normal ve karma ciltler için. Benim karma bir cildim var. Yanaklarım gördüğünüz gibi daha yağlı. O yüzden daha sivilceli. Bu bakın bitmek üzere şu kadar bir şey kalmış. İkinci şişem bu. Bunu beğenmiştim ama bu sefer yeni bir şey aldım. O da Garnier'in yine. Saf ve temiz. Bunu daha henüz hiç kullanmadım ama İçine çinko ve salisilik asit olduğu için bunu tercih ettim. Çünkü bu aralar biraz nedense cildim kafayı yemiş ve sürekli sivilce üretiyor. Sürekli. Ben hala klasik yöntemle şöyle bir şeyle cildimi temizliyorum. Foreo'lara geçmedim. Biraz üstüne uyguluyorum. Sonra çok bastırmadan cildimi bununla temizliyorum. Eskiden Foreo mu vardı? Ha? İyice temizlendiğini hissedersem yıkıyorum. Şu an bir peeling yapacağım. Merak ediyorum bu lavaboları hangi ölçüye göre yapıyorlar? Kimin boyuna göre yapıyorlar? Çok alacak. Dediğimi temizliyorum. Şöyle. Şimdi peeling olarak da Neutrogena'nın bu Deep Clean günlük peelingini kullanıyorum. Bunun biraz tanecikleri büyük ve aşırı ferahlık hissi uyandırıyor. Biraz yakıyor yani. Biraz alıyorum. Biraz. Ve şöyle yüzümde. Bakın taneleri bu şekilde. Ay ne kadar sivilceli gözüküyor. Şöyle. Bu da bayağı güzel köpürüyor. Köpüren şeyleri severim.
Köpürürsün blup blup blup. Burası merkez Fight Club. Ve çok güzel pürüzsüzleştiriyor. Biraz yakıyor ama en çok burun kenarlarım, şurası ve şuralar sıkıntılı. Alnımıza da yapalım. Belki kara yazımız silinir. Heh, tamam. Ay tam şu an telefonum çalıyor. Alo. Alo, yetişemedim ya, yüzümü yıkıyordum. Ne yapıyorsun? Suratımda sularla koştum. Ne yapıyorsun? Doğum günü çocuğu. Oh. Bir peeling yaptım kanka, böyle şey gibi. Naneli gibi. Tuhaf ama hoşuma gidiyor. Ben de manyak mıyım? Evet, şimdi odama geri geldim. Hemen ne yaptığımı göstereyim size. Şöyle nemlendiricim, bunu çok severek kullanıyorum. L'Oreal'ın bu üç etkili, normal ve karma ciltler için olan nemlendirici kremi. Ve aynı serinin bir de göz kremi. Bunlara bayılıyorum. Bayılıyorum. Bu benim kaçıncı göz kremim bilmiyorum bile. Şöyle. Hemen hazırlanmayacağım. Biraz evi toparlayayım vesaire. Sonra hazırlanacağım. Çünkü saat 7'de buluşacağız. Ve şu an saat 1. Şu an saat 1. Oh, yarasın. Bir de dudaklarıma bir nemlendirici süreyim. Okay. That's it. Şimdi ben öncelikle yatağı yapıyorum. Uf, ne giysem diye düşünüyorum kara kara. Bugün hava çok soğuk olacak. Akşam da geç çıkacağımız için ben üşürüm biraz. Biraz. Bu aralar çok üşüyorum. O yüzden hem böyle kalın hem de güzel görünebilecek bir şey düşünüyorum ama böyle bir şey yok dolabımda. Buradan da bakayım biraz. Ne giyebilirim ki? Hiçbir fikrim yok ya. Bayağı hiçbir fikrim yok. Neyse, şu yatağı yapayım. Yes. Et yedim, içtim. Doydum. Şimdi ufaktan hazırlanabiliriz. Çünkü saat 3 olmaya yakın. Ve size şunu göstereceğim. Geçen gün şu lambayı aldım. Ve şöyle oturayım hatta koltuğa. Şurası çok tatlı olmadı mı sizce de? Böyle küçük bir sera olma yolunda ama bence çok güzel. Bence bayağı güzel. Lambayı da Trendyol'dan aldım. 49.99'a. Çok iyi değil mi ya? Mis. Mis mis mis. Şimdi odama geçiyorum. Ve hazırlanıyorum. Şimdi ufaktan dediğim gibi hazırlanmaya başlıyorum. Hemen süngerimi ıslatıp geliyorum. Şimdi üstümü giyeceğim. Çünkü boğazlı bir şey giyeceğim ve makyaj yapacağımız için sonrasında onu giymem epey zorlaşır. Ne giyeceğimi de buldum. Az önce düşündüm. Buldum bir şeyler. Şimdi ben hızlıca giyiniyorum ve geliyorum. Evet. Böyle bir şey giymeyi tercih ettim. Bayağı üzerimde boğazlı bir body, bir mom jean ve bir blazer. Şimdi bir yandan da kolumu için. Bu perspektif nasıl oldu? Güzel oldu değil mi?
şey yapacağım. Makyaj yapacağım. Biraz şık gelsin ama. Bugün çok klasik bir şey istiyor canım. Yani eyeliner ve ruj. Son zamanlarda ne yaptığımdan bahsedeyim sizlere. Bir rujum var böyle. Nude ama biraz daha somon ya da daha böyle turuncu alt tonlu. Telefonlarım niye susmuyor benim bugün? Neyse açmayacağım. Bu ruju böyle çok mor olan yerlere uyguluyorum. Ben normalde NYX'in korektörünü çok severek kullanıyorum. Ama bitti. Ben de böyle bir çözüm ürettim. Şu an korkunç görünüyorum, farkındayım ama çok işe yarıyor. Alternatif bir çözüm işte. Biraz müzik açayım ya. Böyle müziksiz de hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Ay ya, bu benim aşkım ya. Revolution Pro'nun bu highlighter şeyi, kalemi. Bugüne bir kısmı, sonraki hayatımda bitti. Bugün üniversiteden ve genel olarak da en yakın arkadaşımın doğum günü var. Ona sürpriz olarak organize edilmeye çalışılan bir doğum günü iken bunu beceremeyeceğimizi anlayıp ona direkt söyledik. böyle de bir grubuz işte. Bugün yani hem en yakın arkadaşımın doğum günü hem de üniversite arkadaşlarıyla böyle toplaşacağız. Tatlış, güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu süslenmem, o yüzden yani. Bitti. Henüz saçları tam açmadım. Birazdan saç bakım yağı süreceğim. O zaman iyice böyle ellerimle açmış olurum. Şu anda böyle bıraktım. Çok sağlam durmamakla birlikte bence bu geceyi tutmaz. Ben saç spreyi, saç köpüğünden nefret ettiğim için evde hiç bulunmuyor ama bazen gerçekten şartmış. Bunu anlamış oldum. Şimdi acıktım. Bir şeyler atıştıracağım. Malum yolum bir saat sürüyor. Kadıköy'de buluşacağız. Makyajım nasıl olmuş sizce? Bence oldu. Ha, bir de lambayı yaktım. Bakın. Bence çok güzel oldu ya. Bilmiyorum. Şu köşeyi sevdim. Az önce bu merdivende bir fotoğraf çektim. Instagram'a yükledim. Instagram'a mutlaka uğrayın. Orada sohbet edelim, tanışalım, daha yakından tanışalım. Instagram adresimi buraya bir yere ya da buraya bir yere, şu alta bir yere bırakıyorum. Hala onları öğrenemedim. Instagram'dan takip edin. Instagram'ı bayağı aktif kullanıyorum. Öyle kendi reklamımı da yaptıktan sonra şimdi yemek yiyeyim. Çıkışta evden çıkarken görürüz. Ben şimdi ufaktan çıkıyorum. Giyindim. Gördüğünüz üzere bayağı kalın giydim. Hatta şöyle göstereyim size. Bu montuma bayılıyorum ya. Upuzun, oversize ve sıcacık. Merak edeniniz olursa, ki ben bunu giydiğimde çok fazla soruyorsunuz. Moda Çeliker. Çelikler mi yoksa? Buraya yazarım onu da. Ya da bir şuna bakın mutlaka. Bir Instagram butiğinden aldım. Çok hızlı bir günde falan geldi ve muhteşem sıcak. Ve uzun olduğu için asla yağmurda çamurda ıslanmıyorsunuz. Neyse. Şimdi
Bu botları giyeceğim ama biraz temizlesem hiç fena olmaz. Bunlar da yine trend olan. Bebeğim benim. Havluyor arkamda. Neyse şimdi çıktım. Kadıköy'de görüşürüz o zaman. Okay. Evet, ben şimdi Kadıköy'e geldim. Onları bulayım. Umarım bulabilirim. Çok yağmur yağıyor. Ben hala bulmaya çalışıyorum. Neredeyim acaba? Konum olmasına rağmen bulamıyorum ya. Aa, bana tuz verecektin kahveden. Bana hangisini vereceksin? Göster. Bir tek bu var çünkü. Ben. Bana hangisini vereceksin? Niye fotoğraf seçiyorsun ya? Gözleri. Yok çünkü. Sen biri beni görüntülü arıyor. Kim? Bu çekilir. Ay, montuna bak, montuna. Mama için yalvarıyor musun sen? Yalvarıyor musun sen? Montu da var minicik. Elçin nerede kaldı? Gel. Gelmiyor bana, sen pizza yediğin için. Yemiyoruz ama pizza. Bilmiyorum. Siz söyle, arkadan yapıyor mu? Elçin gelmedi. Yemek bekliyor ben. Bence bir şey var ya. Bir tane verirsen gitmez. Ne? Bir tane verirsen gitmez. Evet. Bir tane yapar ya. Hayır, beş ver. Hiç gitmez. Bir de verme hakkın var mı yani? Elin aynen öyle. Ben şimdi yemeğimi yiyorum, sonra görüşürüz. Hayır, siz böyle şey, siz böyle şey yaptığınızı düşünürsünüz, mükemmel bir şey yaptığınızı düşünüyormuşsunuz falan böyle. Bunu göstereyim, bu benim gizemli tarafım. Bir saatte defne tartışıyorum. Benim yaşım nasıl? Şey yapabilirsin. Ama orta kalan yani mesela yola terkse mesela senin tapınla başka bir korma. Oranın bankenin bir tapında herkesi arka başlıyor. Hayır, bence güzel bir yer. Onlar size zaten söylerler. Orada o alan size mahir. Kapatabilir misiniz? Evet. Açabilir misiniz? Tam orta yaşayabilir. Tam evet. Ama bir ceza işte hiç hoş şey değil. Yaşanıyor. Onlara gerçek beyazlar. Havandan geliyor. Ben öyle sanmıyorum. Aslında dile dile. Şey dile. Göndermesen kabul olmuyor. Şurada kamera var. Sonsuz dileme hakkın var. Çok iyi. Abi çok sinirli. Sinirleri bozuldu. Bence sinirli. Bence 30 yaşında. Artık 40 yaşında. Kaldır. Bu böyle. Sinir bozucu.
Ramlan abi. Aynen o yiyince bitmiyor bak, doğru söylüyorsun. Yok mu da bitmiyor mu? Neyse benim videoma malzeme çıktı. Biraz daha uğraşırsın zaten. Almayın. Bakayım daha. Döndürmeden yiyemiyormuşum. Şey gibi oldu. Rashid oldu. Bilmiyorum bana. Hadi siz de sarılın birbirinize. Biz de mi ağlıyoruz? Tatlar var. Ben boşta. İlk adı oldu. İlk de denemiştim. Hatalı olur. Az önce eve geldim. Pijama giydim bile. Uyumaya hazırım neredeyse. Sadece makyajımı çıkarmam gerekiyor. Güzel bir gündü. Baya eğlendik. Uzun bir gündü benim için. Çünkü saat şu an baya geç. Yorulmuşum da. Kar yağıyor şu an birazcık dışarıda. Bakalım yürüyor mu? Aa, kar tutmuş. Biraz kar tutmuş. Benimki bekliyor bile. Bayağı uykusu var. Suzu. Umarım sizin için izlemesi keyifli bir video olmuştur. Annesinin ballısı. Öpüyorum sizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.